Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de ve A101'de satılan ucuz telefonlara bakacağız. Tabi bunlar bu hafta satılıyor bu arada. Bu sağ elimde gördüğünüz Samsung J6 Plus, bunu A101 satıyor. Sol elimde görmüş olduğunuz da Xiaomi Redmi S2 arkadaşlar, bunu da BİM satıyor. Şimdi ilk olarak J6 Plus'ta başlayalım arkadaşlar. Bu telefonun piyasa fiyatı 1200 TL ile 1400 TL arasında değişiyor. Peki A101 buna ne kadar demiş? 1199, yani 1200 TL. Şimdi uzaktan baktığınızda gördüğünüz gibi çıldırmalık bir durum yok. Herhangi bir telefoncuya gidip çok cüzi bir pazarlıkla bu telefonu A101'in sattığı fiyata her an zaten alabilirsiniz. Gelelim BİM'in telefonuna. O da Xiaomi Redmi S2 arkadaşlar. Piyasa fiyatı 1170 TL, böyle 1200 TL, 1300 TL baremlerinde dolanıyor. BİM buna ne kadar fiyat koymuş? 1149 TL. Yani arkadaşlar her iki telefon için de bugün çıkıp, ki biri ayın 4'ünde, yani bu videonun çekildiği tarihte, diğeri de ayın 5'inde satılacak. Çıkıp herhangi bir telefoncudan her iki telefonu da cüzi bir pazarda bu fiyatlara, hatta belki daha altına edinebilirsiniz. Ha, garanti sorusu kafanıza takılmış olabilir. BİM de kataloğunda Xiaomi Türkiye garantili demiş diyorum ve artık kameralarıyla başlayalım. Sayısal değerlerden önce gözümüze ne görünüyor bir onu anlatayım. Sizlere her ikisinde de iki tane kamera var. Bir tanesinde kamera ve LED flash ortadayken, ki J6 Plus bu. Redmi'de ise kamera sol tarafa konuşlandırılmış durumda. Kameralar daha doğrusu. İkişer tane kamera var ikisinde de. Sayısal anlamda ise Xiaomi ile başlayalım. Xiaomi'nin arka kameralarının bir tanesi 12 megapiksel, diğeri 5 megapiksel arkadaşlar. 12 megapiksel olanın f değeri de 2.2. 5 megapiksellik olan kamera sadece arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan donanımsal bir eklenti arkadaşlar. Yani o bokeh efektini yazılımla değil, donanımla yapıyor. Telefonun fiyatı hesaba kattığımız zaman bu ikinci kamera, bu arka tarafı bulanıklaştırma meselesini, altını çiziyorum, fiyatına göre bence iyi yapıyor. Aynı şey HDR çekilmiş fotoğraflar için de geçerli. Şimdi geldik Redmi S2'nin düşük ışık performansına. Buradan Lütfi kardeşime selamlarımı iletiyorum. Hiçbir telefon düşük ışıkta beğenmiyor bildiğiniz gibi. Maalesef aynı şey Xiaomi Redmi S2 için de geçerli arkadaşlar. Fakat fiyatı hesaba katıldığında o düşük ışıktaki kumlanmalar, grenmeler, görüntü kayıplar hoş karşılanabilir. Sonuçta 6000 liralık ya da 12000 liralık bir telefondan bahsetmiyoruz. Şimdi gelelim J6 Plus'a. Yine Xiaomi'ye benzer bir yapı var arkadaşlar. Kameralardan bir tanesi 13 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip. Diğeri de 5 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Yine Xiaomi'de olduğu gibi burada da ikinci kameramız o arka planı bulanıklaştırma işlevi için yerleştirilmiş. Ve yine fiyatına göre fena değil. Portre modunu, yani şu arka tarafı bulanıklaştırma işinde bir kıyaslama yapacak olursak arkadaşlar, kişisel görüşüm J6 Plus'ın Xiaomi Redmi S2'ye göre daha iyi portre fotoğraflar çektiği yönünde. Yine bir farklılık var arkadaşlar. J6 Plus'ta canlı odak diye bir tane mod var. Bu sayede dilerseniz fotoğrafı çekerken, dilerseniz de çektikten sonra arka tarafın bulanıklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Sen gittin fotoğrafı çektin, baktın arka plan çirkin duruyor, hoşuna gitmedi. Onu direkt o söylediğim ayardan iyice bulanıklaştırıp fotoğrafın dikkatini başka yöne çekebilirsiniz. Şimdi biraz ön kameralardan bahsedelim. Xiaomi tarafında ön kamera 16 megapiksel değerinde ve f2.0 diyafram değerine sahip. Selfie fotoğraf çekineceğiniz zaman geniş açıda biraz önemli oluyor. Xiaomi'nin açısı yaklaşık 80 derece. Şimdi arkadaşlar, rakamsal olarak güzel rakamlar, buna bir itirazım yok. Fakat gelin ki iş gerçekte ön kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda ciddi bir efekt etkisi varmış gibi görünüyor. Redmi S2 için konuşuyorum. Aynı şey Xiaomi'nin portre modu için de geçerli arkadaşlar. Arka planla ön taraftaki duran nesnenin ayrıştırması bazen bozuk olabiliyor. Çünkü yazılımla yapıyor, olur böyle şeyler. Ön kamera kötü değil arkadaşlar. Tabii verdiğim paraya göre kıyasla diyebilirsiniz ama bence yine de beklentilerin bir tık altında olduğunu söyleyebilirim. Samsung J6 Plus tarafına bakalım arkadaşlar. Ön kamerada değerler yarı yarıya düşüyor. Redmi S2'de 16 megapikselde ön kamera, J6 Plus'ta 8 megapiksel f1.9 diyafram değerine düşüyor. Şimdi ön kamera deyince portre modundan bahsetmek lazım. Xiaomi'ye göre çektiği portre fotoğraflar daha iyi arkadaşlar. Yani daha doğal duruyor diyebilirim. Buradan neyi anlamış olduk? Megapikselin fotoğrafın kalitesi ile çok bir alakası yok. Ya da şu daha doğru olur arkadaşlar, megapiksel tek başına 35 de olsa, 155 de olsa çok önemli bir değer değil. Her iki telefonumuzun da ön kameralarında flash var arkadaşlar. Farklı olarak Samsung'da o flashın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Biraz da video tarafından bahsedeyim arkadaşlar. Bu söyleyeceklerim hem J6 Plus için hem de Redmi S2 için geçerli. Her iki telefonda 1080p videoları saniyede 30 kare olarak çekebiliyor. Şimdi tabii ki de verilen parayı hesaba katarak her ikisi için de şunu söyleyebilirim. Videolarda renkler, kontrast ve genel anlamda video kalitesi fena değil. Merhaba arkadaşlar, şu anda sesimi Xiaomi Mi Redmi S2, 2S neyse işte ondan duyuyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, şu anda da sesimi Samsung J6 Plus'tan duymaktasınız.
Şimdi gelin biraz da tasarımsal özelliklerden bahsedelim. Şu an elimde C6 Plus var, onunla başlıyorum. Ön kısmında AIZ kamera ve bir adet flash bulunuyor. Sol tarafıma denk geliyor benim ses açma kısma butonu. Burada hat takabileceğiniz bir bölüm. Telefonun sağ tarafında ise açma kapama butonu var. Bu aynı zamanda parmak izi okuyucusu arkadaşlar. Sağ elinizin baş parmağınızın denk geldiği bölüm hem açma kapama butonu hem de parmak izi okuyucu olarak çalışıyor. Arka kısım bildiğin standart iki tane kamera ve Samsung logosu ve burada bir LED flash görünüyor. Şunları unuttum. Ekran 6 inç arkadaşlar. Çözünürlüğü de 720x1480. Tasarım anlamında ön kısımda artık şu çerçeveler kalına kaçıyor fakat yine verdiğimiz para devreye giriyor. O yüzden tercih edilebilir. Şimdi Xiaomi Redmi S2'ye geçiyorum. Hemen ekran inçini söyleyeyim. Xiaomi'ni sonra unutuyoruz. Bunun da ekranı 5.99 inç ve 720x1440'lık bir çözünürlüğü var. Ön kısımda yine kamera, AIZ ve bir LED flashımız bulunuyor. Telefonun üst kısmında sim kart girişi var. Sağ tarafta ses açma kısma butonu ve telefonu açıp kapatan buton bulunuyor. Bunun parmak izi okuyucusu arka tarafa yerleştirilmiş. Hemen onun üstünde de kameralar var. Alt tarafta ise hemen micro USB'nin yan tarafında hoparlör, diğer yanında ise mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Üst kısmında 3.5 mm'lik jack girişi var. Bunun haricinde de öyle tasarımsal anlamda yine bunun da çerçeveleri evet günümüz tasarım trendinin gerisinde kalıyor. Ama yine verdiğimiz fiyat hesaba katıldığında bence çok önemli bir ayrıntı değil. O zaman gelin artık şunlarla bir oyun oynayalım. Bakalım BİM'de ve A101'de ucuz satılan bu telefonlarla PUBG oynarsak ne olur? Evet şimdi masamıza geldik. Oyunlarımızı açtık. S2'nin şarjı %94, sıcaklığı da 36.1 derece. C6 Plus'ın şarjı %95 şu anda. Isısı da 36.2 derece. Tabii şu an ekranda oyunlar dönerken şunu bir söylemek istiyorum arkadaşlar. Xiaomi'nin oyun deneyimi C6 Plus'a göre PUBG özelinde daha akıcı yine. C6 Plus'ta en düşük ayarlarda olmasına rağmen ufak tefek takılmalar, kasmalar ve özellikle ekranda kare kare hareket bolca görünüyor. Şimdi oyunlarımız bitti. C6 Plus'ın şarjı %95 ile %92'ye düştü. Isısı 36.2 iken 39.7 derecelere kadar yükseldi. S2'de ise şarjımız %94 %91'e düştü. Isımız da 37.7 dereceye geldi. Fiyatlarına oranla hem ısı hem de şarj anlamında çok ciddi bir kayıp veya yüksek bir ısıyla karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Şimdi oyunumuzu oynadık. Değerlerimizi gördük. Artık videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gelin şunların teknik özelliklerini de bir söyleyelim. Redmi S2'nin içerisinde Snapdragon 625 var arkadaşlar. Bu yaklaşık 2-3 yıl öncesinin işlemcisi, bunu belirteyim. 3 GB RAM'i, 32 GB'da depolama alanı var. Ayrıca bu depolama alanını SD kartla birlikte 256 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Bataryamız 3080 mAh olmakla birlikte ekranımızda Corning Gorilla Glass 3 koruyor. Ha, grafik işlem birim var arkadaşlar. O da Adreno 506. Neye güldüm merak ediyorsunuz. Artık kamera arkasına kaydı. C6 Plus'a da teknik anlamda bakalım arkadaşlar. Bu telefon da yine 2018 Ekim ayında tanıtılmış. İçerisindeki işlemci Snapdragon 425. Bu da 2-3 sene öncesinin işlemcisi. Yine RAM ve depolama aynı arkadaşlar. Yani 3'e 32 GB. Yalnız bunu hafıza kartıyla 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Telefonumuzun bataryası 3300 mAh arkadaşlar. Onunla birlikte şunu da söyleyeyim, grafik işleme biriminde de Adreno 306 kullanılmış. Ve böylece artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda BİM'de ve A101'de bu hafta itibariyle ucuza satılacak iki tane telefonu sizler için satın alıp inceledik. Umarım bu telefonlardan birini alacaksanız kafanızda herhangi bir fikir oluşmuştur diyelim. Ama fiyat anlamında çıldırmalık bir durum yok. Ortada gerçek bir indirim yok. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada bir fikir belirteyim arkadaşlar. İlle de birini alacaksanız şu C6 Plus biraz daha ağır basıyor ama kullanım deneyimi anlamında Xiaomi daha akışkan. Tabi bunun donanım olarak da Xiaomi'nin daha iyi olmasının etkisi olduğu söylenebilir. Ben de çok arada kaldım da kamerayla bilmem neyle işi olan bir insan değilim. Daha çok akışkanlık önemli diyorsanız o zaman da Xiaomi Redmi S2'yi tercih edebilirsiniz. Videomuz bitti arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.